Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. Hasan hocam merhabalar. Merhaba. Kadir hocam merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Şükürler olsun. Ya iyiyim. Bir problem yok. Hı. Ama bugün kamera karşısında ne için geçtik arkadaşlar? Biliyorsunuz birkaç gün önce Samet'le bir video çekmiştik. Zaten bu olaya vesile olan kişi de benim. Evet. Bildiğiniz üzere. Aynen. İlk bundan 5-6 ay öncesinde sanırım, değil mi hocam? Doğru. Samet bana Instagram'dan mesaj atmıştı. Abi dedi, beni tanıtır mısın? Ben 18 yaşındayım, 17 yaşındayım. Böyle bir kütlem var. Video çekmek istiyorum. YouTube'da tanınmak istiyorum. Sosyal medyada birkaç adım atmak istiyorum falan. Tabii dedim, değerlendirelim. Yeni bir Atakan'la konuşa konuşa diye güzel bir program yapmıştık. Programın sanırım 2. 3. bölümüne Samet'i dahil ettim. Güzel bir video yaptık. Tabii ondan sonra Samet'i benim kanalımdaki videodan gören bazı YouTuber arkadaşlarımız, Testotay'la mesela, onunla video yaptı. O videoda 300-400 bin izlendi. Güzel bir izlenme rakamı elde etti. Ondan sonra Samet'le mesajlaştık. Abi dedi, video yapalım falan dedi. İşte dedim, gel buyur. Hasan hocamızın burayı tekrardan bizim Nutriking stüdyosuna gel, video yapalım falan. Video yaptığımız esnada tabii, daha doğrusu olayı tam samimiyetimle söylemek istiyorum. Evet. Samet'i yolda geliyorken aradık. Samet neredesin falan filan. Samet geri dönmüyor. Diyorum ki konum at, gelenlerimi alalım. Abi diyor, internetim yok falan. Hasan hocam da tabii buna şahit oldu. Şimdi böyle bir şey söylemek, belki şey yapmak izlemezdim ama. Dedi ki, Samet sana bir supplement desteğinde bulunalım. İşte maddi bir destekte de bulunalım. İşte tavuğunu, balığını, kıymanı, pilavını alırsın gerekirse falan gibisinden konuştuk. Burada ona hediyelerimizi verdik. Daha sonra ertesi gün Hasan hocam bir nakit para göndermiş, harçlık olsun diye. Evet. Ufaktan demiş, ben sana böyle harçlık göndereceğim ara ara. Ürünün bittiği zaman söyle ürün. Zaten ben Hasan hocama kefilim. Biliyorum ki her zaman elinden geleni yapar sporcusu için. Yeter ki düzgün bir insan olsun. Evet. Ki onun da zaten çok efendi, sessiz, sakin bir arkadaşımız diye öyle dedik. Ondan sonra takipçiler bize çatır çatır mesaj atmaya başladı. Olayı anlatayım, olay hakkında senin de yorumlarını alacağım. Ben çok senin yorumlarını merak ediyorum. Takipçiler çatır çatır mesaj atmaya başladı. Atakan abi, Samet'le geçen video çekmediniz mi? İşte bir markayı koymuş profiline falan. Allah Allah dedim ya. Falan ben de şaşırdım. Sana da attılar galiba. Bana da mesaj geldi, evet. Sana da mesaj geldi. Ondan sonra bir baktım, bir tane marka var harbiden. Samet'i arıyorum. Hani diyeceğim ki hayırlı olsun. Samet açmıyor. İşte Kadir abi aradı, açmıyor. Hasan hoca aradı, açmıyor. Yani mesaj attık, dönmedi. Ama Instagram'a sürekli paylaşım yapıyor falan. Şaşırdım yani açıkçası. Şimdi ben centilmen, genç bir sporcudan, kaliteli bir sporcudan şöyle bir şey beklerdim. Abi yani falanca bir firma var, ben onunla çalışmak istiyorum veya bana bir teklifte bulundular. İyi bir teklif. Hani sizinle bizim, hani ben öyle bir şey yapmak istiyorum gibi söyleyebilirdi. Ben centilmen, daha profesyonel bir davranış beklerdim. Yaşına veriyorum, sözü size bırakıyorum. Yani hocam senin yani, yorumların nelerdir? Ya hiç sıkıntı yok. Gerçekten biz baştan beri firma olarak hep polemikten uzak durduk. Hep polemikten uzak durduk biliyorsun. İşimize baktık. Tabii onlarca firma oluştu. Türkiye büyük bir ülke. Firmalar çoğalacaktı zaten. Yatırımcılar çoğalacaktı. Herkes, bana göre herkes belli bir emek, belli bir mali kaynak sarf ederek bir iş yapmaya çalışıyor. Kimisi başarılı olur, kimisi başarılı olmaz. Kimisi iyi yürütür, kimisi kötü yürütür. Bu kişinin veya o firmayı bağlayacak bir şey. Ama bizim onları kötülemek, onları yermek, onların düzenine kötü söz söyleyecek kesinlikle bir niyetimiz olmaz, olmayacak da. Son zamanlarda biliyorsun bazı şeyler yayınlandı, şey yaptı. Biz hep sessiz durduk, sessiz durmaya da devam edeceğiz. Samet de dediğin gibi genç, pırlanta gibi çocuk. Yani benim çocuklarımın yaşında, çocuklarımdan küçük hatta. Öyle bir gördüm onu, dedim ki bir yardımım olsun, herkese yardım ettiğimiz gibi ona da bir yardım edelim. Dediğin gibi centilmence bir hareket beklerdik ona, yok demezdik. Muhtemelen firmanın belki haberi yoktu böyle bir olaydan. Evet. Öyle umuyoruz. Diyorum ya, kimseyi yermiyoruz. Herkes kendi rızkına bakar, herkes kendi işine bakar. Tabii ki şahsı detaylı takip ederek, bu acaba kimle anlaşma yapmış, kimle böyle bir şey yapmış diye belki bilmiyordur. Tabii onu da suçlamak şu an yersiz olur. Evet. Olayın aslını bilmediğimiz için. Ama biz Samet'ten, yani bir genç bir çocuk olarak, lise okumuş bir çocuk olarak, kültürlü bir çocuk olarak, çok cahil bir çocuk değil. Ha böyle bir yola girmiş, ekstrem bir vücut yapmışsa muhtemelen zeka da vardır diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yapması bizi üzdü, bizi şaşırttı. Evet. Bizi şaşırttı. Ondan öyle bir şey beklemezdik. Yolu açık olsun. Biz ona küskün değiliz, biz ona dargın değiliz. Farklı bir firmada olduğu halde ürün ihtiyacı, nakit ihtiyacı olsa yine göndeririz. Ama diyorum ya, bazı değerler vardır. İnsanın kendine yakışan. Kendine yakıştıran can değerlere sahip çık. Evet. Yani insanlar seni öyle ansın. Şimdi gençler onu nasıl anacak? O düşünsün artık gerisini, değil mi? Tabii canım. Değil mi Kadir abi? Kesinlikle öyle. Söz sırası bana geldi mi, ben de 3-5 kelime konuşacağım. Evet. Sen bitirdin mi sözünü? Bitti. Şunu hatta takalım be.
Sana takalım aynı. Şimdi arkadaşlar, evet Sametciğim genç bir çocuk. Benim çocuğumdan bile 15 yaş ufak, evet. En ufağından. Şimdi biliyorsun beni aradın. Heh. Dedin Samet kardeşimiz de bunu işte spora katalım. İlk önce kim i̇şte ondan? Video yapalım. İlk ben yaptım. Yani. Sen video yaptın. Yani bunu da destekleyelim. Gidelim Hacan Hoca'yla konuşalım. Antrenman yapalım, gezelim, eğlenelim. Yani video çekmek için geldik. Hasan Hoca da tabii kabul etti ama ondan önce ben dedim ki ya dedim oğlum bu dallama bir modele benziyor. Yani kusura da bakma Sametciğim, bunu demeden de edemeyeceğim, tamam mı? Yani sonuçta genç bir çocuk. Allah yolunu da açık etsin. Evet. İnşallah. Yani çoluk çocuklar abi iş yaparsan şimdi bir de ne oluyor biliyor musun? Şimdi 18 yaşında insanlar böyle kendini bir şey zannetmeye başlıyor ya. Bu çoğu YouTuber'da da var. Çoğu sporcuda da var. Evet. Yani 3-5 kişi sırtını sıvazladı mı kendini şey zannediyor, tamam mı? Bir şey zannediyor kendine. Vay işte paraya boğuldum falan filan. İşte bak birileri beni arıyor, şey yapıyor. Bu dedi yok dedi ya, yapar mı eder mi falan filan. Neyse yaptık, iyi niyetten geldik. Kötü niyet var mı bizde? Kötü niyet var mıydı? Ya kötü niyet yok tabii ama insanoğlu böyle bir şey yani. Ben şimdi şuna çok şey yaptım. Çünkü ben bu tip şeyleri çok yaşadığım için hayatımda. Hatta bir hikayemi anlatayım. Anlatacağız. Bunu daha önce de anlatmıştım. Anlat. Şimdi ben belediyede iş yeri temsilcisiydim. Daha önce de anlattım bunu galiba. Anlat bakalım, anlayacağız. Sendika bizim Bahçecik Belediyesi diye bir yer var. Hemen o zaman ilçe olmamışız. Yan belde. Dedim ki çocuklara bak dedim sizi dedim biz belediye işe almak istiyoruz. Ne dersiniz? Tamam geçelim, sen ne diyorsan olur falan filan. Zaten bu sendikada ismi de vermeyeyim. Öbür sendikanın. Falan filan. Dedim bak oğlum buraya geçersiniz. 2 gün sonra dedim bırakırsınız. Söverim sizi dedim. Bak iddilik yap. Olur mu dönenin de anasına şöyledir böyledir. Biz bunları da noterde geçirdik o sendikaya. Yani üye oldular. Evet. Ulan hepsi gün arıyor beni başkan. Ya bunların hepsi geri gidiyor. Ulan ya dayı dedim yanlışım var başkan falan filan. Yoktu diye hepsi bıraktı dedi. Aradım bunları yani en başa geleni, tamam mı? Delikanlı. Kılıç sallayanı. Dedim dayı hayır ya işte bize baskı yaptılar. Ya desen ki dedim başkana. Veya kim karşı geldiyse. Ya arkadaş biz birinci adamlığımız var. 2 ay sonra bari geçelim tekrar geri. Bunu değil adamlığın dedi var hazırı zikmi. Tövbe yapmayın dedim ya. Şimdi Sametciğimin muhabbeti de. Daha 2 gün olmadı. 2 gün oldu be oğlum. Burada güldük eğlendik kardeşimiz dedik. Seni her türlü destekleyeceğiz dedik. Falan filan. Abi 2 gün sonra de madem değiştireceksin de ki ben teklif diyorum. Edene. Hayır teklif edene ya işte ayıp olur. Daha 3 gün oldu video daha soğumadı. Video soğumadı. 2 ay sonra geçeyim size. Ya onu bırak, ben onda da değilim. Madem öyle bir şey var aradaki abi. Hani benimle muhatap oldu ya en başında. Ya ona utanmış olabilir, hayır, çekilmiş olabilir. Söyleyeceksin ama bundan benim bile telefonumu açmadı. Benim de açmadı, Hasan Hoca'nın da açmadı. Ya bir aç de ki ben de sana hayırlı olsun derim yani. Ne derim yani, bir şey diyemem ama yanlış mıyım hocam? Ya hadi. Şimdi Hasan ben Hoca'yı tanıyorum çünkü adam bak ne diyor. Başka firmaya geçse de ürün istesin, ürünü kalmasın gönderirim. Şimdi de gönderirim. Biliyorum yani, anladın mı adamı? Çocuk ya ben sana bir şey diyeyim bak. Yani. O hocam dediği arkadaş kimse. Yani günahını da almayın tabii, boş konuşmayın. O gaz vermiştir veya biri gaz vermiştir. Şimdi bazı insanlar da böyle hani birdenbire popüler oldum böyle büyük havaya girer ya. Böyle birkaç tane de tanıyoruz YouTube aleminden, tamam mı? Düne kadar aç geziyordu. Birkaç kişi video yaptı, biraz popülerliği arttırınca benim telefonuma çıkmadı. Aman abicim, yaman abicim, canım abicim diyen. Aman abim diyenler her şeyden. Diyen telefona ya aç telefonu de kardeşim ben senden video çekmeyeceğim mesela. Bu ayıp bir şey değil ki. Ha benden video çekmekten zarar göreceksem maddi olarak ben zaten istemem. Tabii. Yani senden video çekeceğim de ben 1 milyon dolar kazanacak halim yok. Yani. Şimdi Sametciğim canavarlığı da hatta ben o kadar da canavar da değil yani. Ben yani videoda çektik. Tamam. Hani şimdi millet diyecek ki yani şimdi kötülüğü değil. Çocuk harbiden. Ya 15 yaşına steroid kullanmaya başlamış. Tabii iyi olacak. Yani onun ona kim o 15 yaşına steroidi verdiyse bana göre o adamın kulağını çekmek lazım ya. Yok az kullanıyor, yok ya ne kullanırsan ne kullanacaksın yani. Sonuçta ne gerekiyorsa onu kullanıyor. Tabii. Yani bana, beni çok şaşırtmadı çünkü ben çok öyle insan tanıdım. Evet. Herkes dalgasına baksın, biz farklı. Ben mesela öyle tanıdığım insanlara kayış gibi yemin ediyorum. Yarışmaya koyun, natural olarak belki
birinci olamaz zaten. 5-6. olur. Bir tip var, bir yakışıklık var çocuklarla. Bunlar da önemli. Evet, evet, evet. Hani doğru. Sen şimdi diyelim ki podyuma çıktın, tamam. Güzel vücudun var. Öyle diyorlar mesela. Ben yarışma konusunda çok uzman değilim. Hasan hocam daha iyi bilir. Adam Drakula gibi. Yani bizimiz çok iyi olsa da adam diyor, bu ne diyor kardeşim, puan vermiyor icabında, tamam mı? Hani tip de burada çok önemli ya. Ha, Allah'ın verdiği tipi eleştirmek bizim haddimiz değil. Ama Allah inşallah yolunu açık etsin. Yani insanların böyle çok çabuk havaya girmesi. Evet. Ya beni mesela 2 sene evvel kimse tanımaz. Evet. Tanımıyordu. İzmir çevresinde iyi kötü tanınıyordu. Ben YouTuber olduktan sonra şimdi her nereye gitsem yüzlerce insan tanıyor. Evet. Benim bir şeyim kalktı mı? Biraz bir ince kalkmış oldu. Hayır abi bak. Hayır hiç. Benim, seni seviyorum tamam. Hayır benim insanlara eski arkadaşlarım. Hayır hayır asla. O hiç öyle bir şey. Abi ne olacak yani seni dünya tanıyor diye havaya girme. Evet. Abi pazarlık yapabilirsin bak. Dersin ki kardeşim ben 2 lira istiyorum. 3 lira istiyorum. 5 lira 10 lira. Bu insanın hakkın. Evet. Sen tamam abi canım abim kralsın abim kılıyın abim. Ya şimdi büyük adam olsa var ya 30 yaşında ben gider döverim onu. Bak yemin ediyorum çok da ağır da konuşurum. Çünkü bizden kafa mı yaptı ne oğlum 2 saat seninle uğraştık. Muhabbet hani bir zaman şeyde bir video çektim 20 yaşında bir çocuktan protein shop'ta. Gençliğe anlat yani gençliğe sıkıntı ben biliyorum yukarıda üst katta. Ya adamla. Video çektiler finalde dedi ki abi dedi bu videoyu koymayalım. Ya beyin kan beynime çıktı böyle yerleri yumruk oğlum dedim. Hem diyor ki gençlerin sesini duyurmuyoruz. Gençler hani evet. Muhalefet o da evet. O zaman. Tamam dedim oğlum ben video yapacağım. İstediğini anlat. Kime söversen söv. Kime ateş edersen et. 45 dakika video yaptık. Bir de yukarısında çok sıcak terde köpük olduk. Abi bu videoyu atmayalım. Lan dedim oğlum ben lan kafa mı yapıyorum ya? Pezemek. İki 45 dakikadır ne konuşuyoruz burada lan? Senin derdinden bana ne yani? Sen bunu kitleye anlatacaksın. Evet. İnsanlar duyacak. Sen ben duysak aşağıda seni de konuşsaydık. Evet. Onun için ya Samet bana göre çocuk ama bu şekilde devam ederse onun karakterini 3-5 kişi anladığı zaman bu tip insanlar kimse de çalışmaz. Yani güvenilirliğini hani Henry Bosch diye bir lavuk var ya. Evet. Ben diyor insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Doğru. Ha ben de mesela evet çekime baktım devam ediyor gayet güzel. Ben de mesela parayı severim. Ama yani bir geçişler... Yeri gelirse insanın güvenini kaybedip parayı da tercih edebilirim desene. Ya edersin ama geçişin böyle bir şeyi olması, ahlakı olması evet, lazım. Kesinlikle. Aynen. Ya 2 yıl sonra şimdi diyelim Hasan Hoca'yla anlaştık. Ben 2 yıl sonra başka bir marka reklam. Lan adama demez mi ya? Ananın şeyi yani. Ne ayaksın? Ararsın, sorarsın. Hadi biz tabii yaşını başını almış insanız ama ben Samet'e birilerinin gaz verdiğini düşünüyorum. Ama Sametciğim öyle gazdan gidersen sen göt olursun abisi. Onun için de bence o işleri bırak. Gerekirse Hasan abinden özür dile. Yine nereye gidersen de git yani. Önemli değil yani. Telefonu açıp da en azından en başında bence konuşma. En azından benimkini aç be abi. De ki abi şöyle. Ben ne yapacağım sana? Döveceğim mi seni? Utanıyorum. Evet. Hasan abi. Hani ben senden öyle bir şey konuşmamışım. Etmemişim evet. Mesela. Tabii. Abi işte oldu falan filan de. Biz de falan filan diyelim. Ama tabi buna birileri gaz verdi. Ya bizim için önemli mi sence? Hiç de önemli değil. Ya benim için hiç önemli değil. Senin için önemli. Burada şimdi küfür de edemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ortam müsait değil. Yani ne bileyim ben. Ya biri gidir biri gelir. Yani Mr. Olympia mısın? Ama bu çocuğa bak şimdi. Testo mesela video yaptı. Sen yaptın. Başka kimse yaptı mı? Başka kimse yapmadı. Ben yaptım baştan sonra testo yaptım. Ben yaptım sonra. Testo'da şey... Plana gibi yani değişik. Ya ben bu tip çoğunlarla bak ben çok iyi vücutlu çocuklar tanıyorum. Adam natural olarak harbiden imkansızlıklar içinde yapmış. Ya adama diyorum ki bir story atalım. Yok abi millet vücudumu görür işte o görür. Oğlum sen nesin yani? Yani. Görsen ne olacak delikanlı adamsın da. Biz yani. Sana çırılçıplak tanga giy de. O tip şeyler de var. Ben şimdi onları şahsen istemiyorum ama Atakan da mesela genç olduğu için. Bu tip şeyleri pek hayatında yaşamadığı için evet. Her dalgam şeydir diyenin peşine tuz alıp yürüyor. İnşallah iyi ya olur. Ya o manada düşünmedim ben. Genç adamdır. Muhabbet edelim. Ya video tamam çekelim. Yani sonuçta. Arada buraya getirir video çekerdik onu. Hani ürün içerdik. Ya sen de şey mesela bu yani. Şeyini yapıyorsun. Neydi? Reklam? Sosyal medya sorumlusu. He sosyal medya sorumlusu.
Hem reklamını yapmak hem de gençleri destekleyip. Gençleri destekleyelim. Gençleri de destekleyelim ya şimdi, muhabbeti. Ama güzel de video olmadı mı? Ben biliyorum şimdi sen nerisin? Samet iri böyle gır gır muhabbet döner, beraber videolar çekelim. Yarın öbür gün yine çek. Ya benim çok, benim de umurumda değil. Ağzını ağzındayım bak şimdi. Tabii o çocuğu hem senin toprağındı galiba, değil mi? Yok. Değil mi? Yok. Neyse. Şimdi mesela desen ki birine bak. %90'ı bunun böyledir. Desen ki ya sana işte ayda biz 2 kutu protein şunu şunu göndereceğiz. Hiç ismi duyulmamış. Instagram'ı 500 olan birine desen hemen o kafasına şöyle bak. Ben bunu Atakan'la çok konuştum daha önceki videolar. Ulan diyor, bu bana veriyor. Ulan bana daha çok mu verir? Hemen aklına inerek geliyor. Evet. Ulan ben bunu alayım. Biraz daha iyi olayım. Evet. Bir şeyler sattırayım veya reklamını yapabilirsem biraz daha fazla isteğim yok. Gençlerde bu yapı var. Hemen en büyüğünü alacak. Evet. Bir dur bir oğlum. Ben şimdi bazı YouTuber'lar var, ismini de vermeyeceğim. Senelerce az gezmiş. Birkaç kişi ondan video yapınca parlamış. Evet. Adam az geziyordu abi. Hatta birisi için bana birileri anlatıyor. Masanın üzerine diyor testo bırak, alır hemen kendine çakarlı diyor. Hani yavaş yavaş çıkacaksın abi ya. Yani. Evet. Ama Samet tabii cahil çocuk. Ona bence birkaç kişi gaz vermiştir. O da o gaza kurban oldu ya. Ya bu işlerin de bir ajanı olması gerekiyor ama bir aktive falan. Yani tabii ki. İlk mesela burada bir video çekmişiz, işte Nutriking demişiz, değil mi? Yani biz ya oyun mu oynadık oğlum burada ya? Yani işte hani bu aktive fa için insan arayıp da ya hocam böyle bir durum var dese. Bu adam yiyecek adam değil ki, ben biliyorum bak, bildiğim için konuşuyorum. Adam der ki tamam oğlum yine hani madem öyle bir şeyin var biz git o videoyu kaldıralım. Git paranı kazan veya biz sana yine bir şeyin olduğunda destek oluruz. Diyeceğin adım kadar eminim. Bak %1 bile tereddüm yok. Ama işte aynen, böyle insanlar. Ya olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Biz işimize bakacağız. Aynen. Zaten şu an suplement piyasası o kadar karışık ki Atakan'cığım. Kadir abi. Herkes birbirine atış ediyor değil mi? Herkes birbirine atıyor. Öyle bir yani bu yaşıma geldim öyle bir şey görmedim. Evet. Bize de firmalar sponsor oldu zamanında. Değil çok hocam? Türkiye'nin tabii. En büyük firmalarla çalıştın. En büyük firmasından biri. Big Joy. Yani sana sponsor değil mi? Tabii. Oski mükemmel bir insan. Tam ticaret adamı. Biz de ayrıldığımızda hiç kötü olmadık. Hala biz diyoruz ki Big Joy diyoruz. Türkiye değil, dünyadan nam yapmış. Güzel bir marka. Evet. Deniz James'i getirdi. Onunla antrenmanlar yaptık. Beraber ürünü paylaştık. Sonra kendi firmamızı kurduk. Ama ahde vefa dediğimiz bir şey var ya, bugün benim için de o top marka. Evet. Helal olsun değil hocam. Türkiye'nin, vallahi helal olsun. Dünyanın en iyi markası. Oski Bey değil, Türkiye'nin dünyanın en iyi esnafı. Hiç kimseyle uğraşıyor mu? Hiçbir şey dile kimse onun herhangi bir firmayla, ya burada bu kadar firma oldu, acaba ben ne yaparım dediğini duydu mu? Evet. Duymaz da. Yani büyüklük, onlar bizim eğer büyüğümüzse, büyüklük öyle bir şeydir. Evet. Biz de onların yolundan ilerleyeceğiz. Onları taklit edeceğiz. Onlar gibi olmaya çalışacağız. Kaliteli olmaya çalışacağız. Kaliteli olmaya çalışacağız. Yani onlar bizim takip ettiğimiz firma olmalı. Evet. Ve öyle devam etmeli. Yani öyle bir noktaya geldik ki bugün o onu kötülüyor, o onu rezil etmeye çalışıyor, o onu bozmaya çalışıyor. O diyor kötü, o diyor merdiven altı. Bize de nazarladılar. Evet. Az kaldı. Yani çok değil yani. Yakında Türkiye'nin bütün kanallarında bu konu konuşulacak. Yani Türkiye'nin bütün gündemi bitecek. Siyaset, ekonomi, her şey bitecek. Supplement markası Türkiye'de televizyonlarda konuşulacak. O duruma geldi. Rezil yani bir komedi bu. Evet. Biz yine işimize bakacağız. Yine devam edeceğiz. Yani biz rızkımızı Allah veriyor. Bu iş olmadı. Bırakırız gideriz inşaatta çalışırız. Yine yerinmeyiz. Deriz ki rızkımız buraya kadarmış. Bu firma buraya kadarmış. Kilit vururum. Zerre üzülmem. Çünkü veren Allah, alan Allah. O sadece vesile olmuştur. Vesile olmak isteyen varsa da ekmeğimize buyursun. Ne yapıyorsa yapsın. Elinden geleni ardına koymasın. Evet. Ama biz yine kimseyle polemik kurmayacağız. Evet. Yine kimsenin malını kötülemeyeceğiz. Bu işe giren herkes mükemmeldir. Herkes özveriyle çalışıyor. Herkesin markası en iyi. Bizim marka en kötü. Hı. Biz sadece bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Bize yarıyorsa diyoruz ki herhalde bize kullandırdıklarımıza da yarar diye düşünüyoruz. Öyle devam ediyoruz. Öyle devam etmeye de devam edeceğiz. Vallahi şimdi Hasan hocam bak sözünü kestim. Gerçi söz kesmek de üzerimde yoktur. Sıkıntı yok. Şimdi ben mesela sen bana burada ürünleri veriyorsun. Evet. Ben bunların hiçbirini satmıyorum. Evet. Birçok insan satar. Evet. Yalan da konuşur. Ben her şunu diyorum. Mesela gittiğim salonlarda ben çok kişiye bunları verdim. Evet. Hatta bir tanesi Serda Aktolga'nın jinokomasti ameliyatı. O da geçen dedi bana ya dedi, ikide bir deyip durmayın dedi. Adam diyecek dedi bir ameliyat etti. Dünya duydu hesabı. 72 ona yaşında doktor. Evet. Vücutçu. Çok iyi bak. Getireceğim. Adam köpek gibi de idman yapıyor bak. Oğlu da kalp cerrahı. Beni anjiyo yapar. Şey onlara birer kutu ben kreatin verdim. Beğendiler. Yani Muhammed abinin bana dediği çok iyi dedi.
Ben mesela Game Fitness'te de millete verdim pre-workout'ını. Evet. Harbiden iyi yani. Şimdi dışarıdaki insan tabii ki bizim söylediğimize inanmayabilir. Hiç kullanmıyor. Evet. Şimdi geçen de hatta Hasan Hoca'ya dedim. Ben gittiğim yerlerde, salonlarda getireyim bir kutu protein veya pre-workout. Millete orada ikram edeyim. Tabii. Hem dümenden video çekip. Evet. Millete bak bu güzel. Anlasın tabii. Yani proteinin tadını, madını. Yani içindeki proteini tabii ki anlayamaz lap diye. Uzun vadede anlayabilir faydasını. BCA'sı, L-karnitini, CLA'sı ama gibilerinden. Ama pre-workout'ı 10 dakikada... He, yani. Pre-workout'ını zaten tek geçerim. Yani bunu kullandırıp tadı nasıl, etkisi nasıl gibilerinden. Yani bir ürünü sen cacık satarsın ama bir noktadan sonra bu şey yapmaya başlar. İnanırlığını kaybeder. Evet. Yani bunu insan... Sen kötü malı belki bir ay, iki ay, üç ay satarsın ama altıncı ay iflas edersin. Öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hasan Hoca'ya öyle bir teklifim oldu. Ben tattırıyorum, emin olduğum ürünü millete tavsiye ediyorum. Yani öyle bana ver şu parayı da ben birçok YouTuber'da mesela öyle paylaşıyor ya. Adamın hiç umurunda bile değil. Tabii canım. Ya alıyor hiç adam, indiriyor. Hiç bildiğin ürün paylaşılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Ben kesinlikle öyle bir şey yapmam. Ben emin olmadığım ürünü kesinlikle paylaşmam. Diyeceğim de bu yani. Bak, aynı şekilde ben de katılıyorum. Zaten beni Instagram'dan takip edenler görür. Her gün sabahtan akşama kadar ya proteinli içerim antrenmandan sonra BCA antrenman esnasında yeşil elmalı hastayım. Pre-workout zaten yıllardır bağımlısıyım ama şimdi Nutriging'in içiyoruz tabii. Evet. Ki çalışıyor da. Bir de şöyle bir şey diyeceğim bak. Biz Hasan Hoca ile ilk tanışmamız ben Kocaeli'de Protein Shop. Türkiye'nin en büyük supplement mağazasının işletmesini yapıyordum, tamam mı? Evet. Orada baş adam bendim, oranın işiyle ilgilenen patronumuz vardı. Hasan hocamla zaten çok ciddi bir ticaret yapıyorduk. Oradan zaten tanıyorum ben nasıl bir adam olduğunu biliyorum. O dönemde bile hiçbir marka hakkında asla kötü yorum yapmazdı. Ya herkes ekmeğinin peşine, ben de kendi işimi yapıyorum diyordu. Tabii ki. Ben elimden geldiğince işimi iyi yapmacı. Bu zihniyet çok önemli. Ya birilerini kötüleyerek bir yere varamazsınız aslında. Kesinlikle abi. Evet. Ha şimdi diyecekler ki ya sen de kötülüyorsun. Ben kötülemiyorum kimseyi. Hani protein markası olarak evet. Demiyorum. He. Ya bir YouTuber bir video yapıyor, ben bunu eleştiriyorum. Eleştirmek farklı bir şeydir. Evet. Kötülemek farklı bir şey. Millet de onu seviyor zaten. Eleştirmene bayılıyor. He yani. Ya sen şimdi durup dururken ağladın bir yerde. Ya bu bana ters. Eleştiriyorum. Yani bu adamı kötüleme. Bu adam adi adamdır, adam değildir anlamına gelme. Gelmez ha. Veya adam dünya şampiyonudur da kafları zayıftır derim kardeşim. Kıllık değil mi yani? Yani bir şey bulacağım. Ben isteyeyim Ronnie Coleman'a bile 50 bin tane suç bulurum abi. Ya ne olmuş yani? Herkesin kalitesi belli. Takip edene diyor, etmeyen etmiyor. Sonuçta onu eleştirme, bunu eleştirme. Ben ne bakacağım yani? Aynen. Ne konuşacağım yani? Ama kötüleme, bak şimdi mesela başka biz şey. Supplement'e girelim. Kötüledin mi adamın ekmeğine de taş koymuş. Tabii olmaz şimdi. Öyle bir şey, aynen. Ha bunu içen bakacak ya bu pre-workout'ı. Hatta bir zaman bir yerde bir arkadaşa ben 3 tane şey verdim. Pre-workout, liquid. Dedim oğlum antrenmanda bunu bir dene. O da ciddi bir sporcu, benim eski sporcularımdan. Abi diyor bir tane içtim diyor. Bir şey yok. İkinciyi içtim, bir şey yok. Ya üçüncüyü içtim, uykum geldi diyor arasını satayım. Yani üç tane, güya bir tanesi manda devirmiş. Bana söyledi. Üç tane içtim diyor. Benim de ilk sporcularımdan 20 sene. Vallahi uykum geldi abi diyor. Bu beni daha beter etti diyor yani. Şimdi bunu bir daha sen bu adama satabilir misin? Nereye satacaksın? Aynen öyle. Gerçi ben satmadım. Hediye verdim de. Aynen. Abi o kadar kötü adam uykum geldi abi dedi yani. Ki o çocuk da bana yalan demez. Niye desin ya? Aynen öyle. İyiyse iyi, kötüyse iyi. Onun için mal iyi olduğu zaman insanların bunu tadıp, alıp, kullanıp test etmesi bence en güzel reklam oldu. Yine güzel böyle bir eğlenceli video oldu olsun. Kamera karşısında geçmeye bize bahane olmuş oldu aslında. Aynen, biz muhabbet etmeye yer arıyoruz yani. Bizim için hiçbir problem yok. Keyfimiz yerine arkadaşlar. Ya herhalde yapalım. Canım şey koskoca bir firma için. Şimdi... Bir kişi gitmiş ne olacak abi, ya? Evet, sen bir kişiyle iflas edeceksen et zaten evet, değil ya. Yani, ya iki gün oldu zaten. Ya, şöyle ya, Instagram'dan yazanlar yani abi niye böyle yaptı? Onlar üzüldükleri için. Yani benim takipçilerim üzüldükleri için üzüldüm. Başka bir sebep olamaz zaten. Evet. Biri gider biri gelir. Kimse kimsenin mecburiyetinde de değil. Evet. Ama şöyle yapalım. Şimdi biz bir önceki videoda ürün şey yapacaktık. Hediye edecekti ya. Bir 20-25 kişiye hediye edecektik. Bugün o zaten o video bile 2 gün oldu. Dedim biraz yorum biriksin. Daha hediyelere de edemedik. Onları bugün netleştir. Bugün netleştirelim. Adreslerini alalım ve hediye edelim. Arkadaşlar bu videoya da yorum yapanlara biz bu sefer 50 kişiye gönderelim. 50 yorum yapan kişi diyelim, 100 yorumu var. 50'si ürün alacak hediye. Evet. Daha ben ne yapsın yani hocam? Ya alsınlar denesinler ya. Yani Ali'ye Veli'ye vereceğimize spor yapan gençlere verelim. Aynen bak aynen. Güzel bir olay. Evet. Millet evet. Tadacak, deneyecek evet. Ki bunun şimdi iyiyse onu 10 kişiye yayacak. Evet. Millete dünya para verip de
şeyi kalkan lavuklara en azından insanlar bak biz de iyi bir ürüne vesile olduğumuz için evet. Ben şahsen yani biri bana yazsa hocam bu harbiden pre-workout çalışmadı ben üzülürüm ya. Tabii canım öyle şey mi olur? Yani ya ben kendim her gün içiyorum abi evet. Onun ötesi verisi evet. Yok. Biliyorum yani malzemeyi. Ötesi verisi yok. Evet, evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.